Merhaba. Aziz Nesin'in "Türklerin %60'ı aptaldır" sözünün öyküsünü bilir misiniz? 12 Eylül darbe yılları. 1982'de referandumla askerlerin anayasası kabul edilmiş, Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçilmiş, Demirel'de Necevit'e, Erbakan'a, politikacılara 10 yıl siyaset yasağı gelmişti. Halkın %92'si anayasaya evet dedi. Çocuktum, iyi hatırlarım. Kenan Evren referandum turuna çıkmış, il il dolaşıyor, üniformasıyla nutuklar atıyordu. Babamın dikkatinden kaçmamış bir konuşmasında mealen diyor ki: "Sevgili vatandaşlarım, bu anayasanın 1961 anayasasından geri olduğu söyleniyor. Ben hangi konuşmamda ileridir dedim ki?" O ana kadar kararsız olan babam, "Anamın ak sütü gibi helal, hayır oyunu bastım" derdi. Aziz Nesin'e dönelim. Müjdat Gezen anlatıyor. İzmir Torba'da Aziz Nesin'le birlikte panele katılmıştık. Biri kalktı, "Nasrettin Hoca'nın torunları olarak zeki insanlarız değil mi?" diye sordu Aziz Nesin'e. O da %60'ı aptaldır dedi. Kuliste sordum, "Neden böyle bir şey söyledin?" O da, "Evladım, %92 diyecektim, dilim varmadı" dedi. Bir takipçim hatırlattı, bilmiyordum. Bediüzzaman'ın mektubatında konu şöyle geçer: "Nevi insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür, kıymetsiz bir meseleyi kıymetdar bir adamın elinde görse kıymetdar telakki eder." Aynı şey. Aziz Nesin lafı uzatmadan tespiti patlatmış, Bediüzzaman daha naif bir dille anlatmış. Bakılsa farklı düşünürlerden benzer cümleler bulunabilir. İnsan bu, asırlar geçse de mayası değişmiyor. İnsanları hayatlarının yanılgı olduğuna ikna etmek güçtür. Şu soruyu kendinize sorun. %80 sıradan, işinde gücünde, etliye sütlüye karışmıyorsa siz hangi grupta olduğunuzu düşünürsünüz? Biri halkın %60'ı aptal dediğinde üzerime alınmam. Aptal olmadığımı, öteki %40'ın içinde olduğumu düşünürüm. Kişinin tespitine de bakarım. Niye böyle demiş? Gerekçesine. Türkiye dahil çok yerde eski yapı yıkılıyor, yerine bambaşka bir şey geliyor. Haliyle aptallara takılmayın. Devran döndüğünde nasılsa yanınızda hizalanacaklar.